Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Realme'nin kısa süre önce tanıttığı iki modeli birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Realme uzun süredir ülkemizde kurumsal olarak hizmet veriyor zaten. Çin'in en genç akıllı telefon üreticilerinden birisi aslında Realme. Buna rağmen hızlı bir yükseliş içerisindeler. Çünkü benimsedikleri agresif fiyat politikasıyla fiyat performans ürünleriyle karşımıza çıkıyorlar. Zaten bugün inceleyeceğimiz gemilerden birisi de bence gerçek bir amiral gemisi katili diyebiliriz. Çünkü muazzam özellikleri ve muazzam fiyatıyla dikkat çeken bir model arkadaşlar. Şimdi dilerseniz incelememize ilk olarak Realme 8 Pro ile başlayalım. Biliyorsunuz günümüzde orta segment modellerin sayısı gittikçe artıyor. Tabii bu anlamda baktığımızda kullanıcıların önüne pek çok alternatif sunulmuş oluyor. Burada genel olarak bakılan kriterler kamerası, tasarımı ve teknik özellikleri diyebiliriz. Tasarımıyla başlayacak olursak hayli şık hatlara yer verildiğini söyleyebiliriz. Arka taraf parlak bir yüzeye sahip ve gerçekten şık bir görünüm katıyor bu telefona. Şurada kare şeklinde konumlandırılmış bir dörtlü kamera modülü görüyoruz ve klasik olarak alt tarafta da yatay olarak konumlandırılmış Realme logosu geliyor. Telefonun ön kısmını çevirdiğimizde delikli ekran tasarımıyla karşılaşıyoruz. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var arkadaşlar. Biliyorsunuz genel itibariyle bu tarz tasarıma sahip cihazlarda çerçeveler bir tık kalın olabiliyor. Fakat Realme hem yan çerçeveleri hem de alt ve üst çerçeveyi oldukça ince tutmayı başarmış. Telefonu kavrama hissiyatının gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebiliriz ki hafiflik konusunda da gerçekten iddialı. Sadece 176 gram bu telefon. Rakiplerine baktığımızda onlardan bir hayli hafif ve taşınabilir olduğunu söyleyebiliriz. Telefonu kendinize doğru tuttuğunuzda sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonu, sol tarafta ise sim kart girişimiz bulunuyor. Alt tarafa geçtiğimizde burada Type-C girişine yer verildiğini görüyoruz ve onun hemen yanında da 3.5 mm'lik kulaklık jack'ımız bulunuyor arkadaşlar. Ekranı merak edebilirsiniz. Burada Realme Super AMOLED bir ekrana yer vermiş. Bu ekranın maksimum parlaklık değeri tam 1000 nits arkadaşlar. 6.4 inçlik bu ekran 1080x2400 piksel çözünürlüğünde ve bize de 411 ppi piksel derinliği sunuyor. Dolayısıyla ekran tarafında baktığımızda Realme 8 Pro'nun beklentilerimizi tamamen karşıladığını söyleyebiliriz. Bu ekranın genel itibariyle oyunlarda ya da video izlerken size hiçbir sorun çıkartmadığını tekrardan belirtmiş olalım. Malum bazı cihazlarda arkadaşlar ekranın aydınlığını sonuna kadar arttırsanız dahi ne oluyor? Gün ışığına çıktığınızda ekran görünmez hale gelebiliyor. Fakat biz bunu direkt güneş altında vesaire de test ettik. Gerçekten ekranın görüntülenmesinde vesaire herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla burada Realme 8 Pro'nun ekran tarafında en azından rakiplerine oranla hayli başarılı bir iş çıkardığını sizlere söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar tasarımımız bu şekilde. Gayet şık bir tasarım olduğunu söyledik. Sıra geldi teknik özelliklerimize. Biliyorsunuz günümüzdeki orta segment cihazlarda şu sıralar en azından biraz böyle eski yonga setleri kullanma modası başladı. Bunun temel nedeni ise çip pazarında yaşanan sıkıntı. Fakat Realme bu cihazında tamamen yeni bir yonga setiyle karşımıza çıkıyor. Bu telefonun içerisinde arkadaşlar Snapdragon 720G yongası mevcut. Bu yonga 8 nanometrelik bir yonga seti. Rakiplerine baktığımızda ekseriyetle 11 ve 12 nanometrelik yongaların kullanıldığını görüyoruz. Buradaki 8 nanometrelik yonganın en büyük avantajı çabuk ısınmaması arkadaşlar. Zaten 8 nanometrelik yongalarda transistörler arasındaki mesafe düştüğü için telefonun ısınması da gecikmiş oluyor. Bunları bir kenara bırakırsak 8 nanometrelik yonga setleri daha düşük güç tüketimlerine sahip. Zaten birazdan pil detaylarına geçeceğim. Orada da sizlere bu telefonun ne gibi aktivitelerde ne kadarlık pil süresi sunduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, yonga setinden bahsettiğimize göre şimdi sıra geldi telefonumuzun RAM ve dahili depolama alanına. Bu cihazda arkadaşlar 8 GB'lık RAM bulunuyor ve dahili depolama alanına baktığımızda da 128 GB'lık boş bir alanın bulunduğunu görüyoruz.
İşletim sistemi yüklendiğinde ise çok fazla bir oyun vesaire yükleme yapmadığınızda size 110 GB gibi bir boş alan kalıyor. Örneğin biz biraz yüklemeler yaptık, fotoğraflar çektik, oyun falan yükledik. Şu anda bile 106 GB'lık bir boş alan mevcut bu telefonda. Günümüz şartlarına baktığımız zaman orta segmentteki pek çok cihaz 64 GB'lık temel dahili depolamayla geliyor. Burada Realme 8 Pro'da 128 GB'a yer verilmesi bizler için önemli bir avantaj diyebiliriz. RAM ve dahili depolamayı da geçtikten sonra sıra geldi telefonumuzun arka kısmında bulunan kameraların yeteneklerine. Burada arkadaşlar kamera modülünün hemen alt kısmında zaten 108 megapiksel ifadesini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu cihazda 1.9 diyafram aralığına sahip 108 megapiksellik geniş açılı bir ana kameramız bulunuyor. Bu ana kameraya 8 megapiksellik f2.3 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Tabii bunlar kağıtlar üzerinde yazan rakamlar. Peki bu telefonun gerçekteki kamera performansı nasıl? Şimdi dilerseniz bu telefonla çektiğimiz fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuzun fotoğraf performansının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki video tarafında bizlere neler vaat ediyor? 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca 1080p'ye düşürürseniz çözünürlüğü arkadaşlar 480 FPS'e kadar video kaydı gerçekleştirmeniz mümkün. Ağır çekim modunda ise 720p çözünürlükte 960 FPS veriyor bu telefon. Peki gerçekteki performansı nasıl? Dilerseniz şimdi sizleri Realme 8 Pro'nun video performansıyla da baş başa bırakalım. Evet, şu anda bu videoyu ofisimizin balkonundan Realme 8 Pro ile çekiyoruz. Biraz rüzgar da var fakat Realme 8 Pro o kadar rüzgar almıyor. Burada sizlere belirtmek istiyorum. Telefonun yakınlaştırma performansını gösteriyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi video performansı da telefonun oldukça başarılı ki bunun orta segmentte yer alan bir cihaz olduğunu sizlere tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ön tarafta ise arkadaşlar 16 megapiksellik f2.5 diyafram aralığına sahip şurada geniş açılı bir kameramız bulunuyor. Bu geniş açılı kamerayla da yine 1080p çözünürlükte 120 FPS'lik videolar çekebiliyorsunuz. AES var arkadaşlar bu ön kamerada. Yani yazılımsal olarak ne yapabiliyor? İmajı sabitleyebiliyor, fotoğrafları sabitleyebiliyor. Bu anlamda genel olarak baktığımızda Realme 8 Pro'nun orta segmentte yer alan rakiplerine oranla daha iyi bir özellik tablosuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bataryamıza arkadaşlar. Bu cihazda 4500 mAh'lık bir batarya var. Fakat önemli olan bu değil. Önemli olan desteklediği hızlı şarj ünitesi. Bu cihaz tam 50 Watt hızlı şarj özelliğini destekliyor.
Telefonu şarja taktığınız anda arkadaşlar %100 şarja ulaşması yalnızca 47 dakika sürüyor. Bu açıdan baktığımızda arkadaşlar telefonu böyle hiç şarj yokken bile böyle 10 dakikalık şarjla falan bütün günü çıkaracak kadar şarj edebiliyorsunuz. Örneğin ben bu telefonu yaklaşık olarak 1 hafta kullandım. Evden çıkarken bir kere %3'tü şarjım. Böyle bir 10 dakika gibi bir şarj süresi şarj edeyim dedim. Hani ne kadar olursa diye baktım. Pil seviyesi %40'lara gelmişti. Dolayısıyla bana bir günü çıkaracak kadar bir şarj sunmuş oldu. O yüzden hızlı şarj özelliğinin şu dönemde çok önemli olduğunu sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel anlamda baktığımızda Realme 8 Pro'nun orta segment bir cihaz isteyen için gayet makul bir seçenek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ama ben orta segment değil de biraz daha böyle güçlü bir telefon istiyorum diyorsanız o zaman burada renk ve tasarımıyla da sizi cezbedecek olan Realme GT bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten ismine yaraşır bir telefon. Bu cihaz için bir amiral gemisi katili tanımı yapmak sanırım pek de yanlış olmayacaktır. Peki bu cihaz bizlere neler sunuyor? Dilerseniz biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim sizlere. Bu cihazda 5G özelliği var arkadaşlar. Halihazırda ülkemizde 5G kullanıma sunulmuş değil. Fakat önümüzdeki süreçte muhtemelen 2022 yılı içerisinde 5G'ye geçeceğiz biz. Dolayısıyla 5G frekansından yararlanabilmeniz için, 5G hizmetinden yararlanabilmeniz için mutlaka 5G destekli bir cihaza ihtiyacınız var. Ve Realme GT de bunu size sunuyor. Telefonun tasarımıyla başlayalım. Az önce de belirttiğim üzere zaten çok şık bir tasarım çizgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Burada bize gelen renk sarı mesela. Sarı renk üzerine burada kamera hattından inen siyah bir şerit var. Bu tasarımın oldukça göz alıcı durduğunu söyleyebilirim. Hani telefonun zaten ismi GT olduğu için bu yarış çizgileri gibi duran bir tasarım. Dolayısıyla bu tasarımın telefonun ismiyle özdeşleşeceğini söyleyebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi bir Realme logomuz bulunuyor. Burada ise dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış bir kamera modülümüz var. Bu kamera modülünün içerisinde bir de flash ışığı yerleştirilmiş. Telefonumuzu şöyle kendimize doğru tuttuğumuz zaman arkadaşlar yine bir delikli ekran tasarımıyla karşılaşıyoruz. Burada çerçevelerin de hayli ince tutulduğunu sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Sol tarafa ses açıp kapama tuşu yerleştirilmiş. Sağ tarafta ise power butonumuz bulunuyor arkadaşlar. Burada aklınıza şu soru gelebilir. Ya telefonun arkasında da parmak izi okuyucusu yoktu. Burada da parmak izi okuyucusu yok. Peki bu telefonun parmak izi okuyucusu nerede? Tabii ki ekranın altında. Bunun gayet başarılı bir şekilde çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Zaten detaylarda da bunu size gösteriyor olacağım. Parmak izi okuyucusu hem Realme 8 Pro'da hem de Realme GT'de gerçekten başarılı bir şekilde çalışıyor. Parmağınızı değdirdiğiniz anda hemen kilidi açıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı cihazlarda bu ekran altı parmak izi okuyucusu çok da sağlıklı çalışmıyor. Fakat Realme GT'de böyle bir sorun olmadığını sizlerle paylaşabiliriz. Gelelim telefonumuzun ağırlığına. Bu telefon arkadaşlar 186 gram gibi bir ağırlığa sahip. İçerisindeki bileşenleri düşündüğümüzde bu ağırlığın kabul edilebilir seviyede olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Dolayısıyla hafif bir cihaz ve tutuş hissiyatı da gayet güzel. Şöyle tuttuğunuz zaman elinize oturuyor. Arka kılıfın şurası pürüzsüz, şurası böyle biraz daha kırçıllı. Dolayısıyla tutuş hissiyatının da bu anlamda da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu kısım parlak bir yüzey olduğu için ya parmak izi bırakıyor mu vesaire gibi sorular gelebilir aklınıza. Hayır arkadaşlar bakın herhangi bir parmak izi vesaire olmuyor. Dolayısıyla kılıfsız kullandığınızda da son derece şık bir görünüm sunacağını söyleyebiliriz sizlere. Bu cihazda arkadaşlar 6.43 inçlik Super AMOLED bir ekranımız var. 120 Hz'lik yenileme hızına sahip bu ekran ve çözünürlüğü de 1080x2400 piksel. Ayrıyeten 409 ppi piksel derinliği sunduğunu da sizlerle paylaşalım. Gelelim cihazımızın teknik özelliklerine arkadaşlar. Dedik ya bu bir amiral gemisi katili. Neden? Çünkü bu cihazın içinde arkadaşlar Qualcomm'un en güçlü yongalarından biri olan Snapdragon 888 bulunuyor ki Snapdragon 888 bildiğiniz üzere 5 nanometrelik bir yonga seti hem güç tüketimi konusunda hem de ısınma konusunda rakip yongalara oranla çok daha iyi performanslar sunabiliyor. Bu cihazda yine 128 GB'lık bir depolamaya yer verilmiş arkadaşlar ve 8 GB'da RAM'imiz bulunuyor. Yalnız burada
Realme'nin bir özelliğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz sanal RAM yükseltme diye bir özellik var. Burada cihazınızın RAM'ini 5 GB daha arttırabiliyorsunuz. Bu 5 GB ne yapıyor? Dahili depolama alanından alıyor ve RAM'inizin üzerine koyuyor. Dolayısıyla burada 8 GB RAM olsa dahi siz RAM'i 5 GB daha arttırarak 13 GB'a kadar çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin oyunlardan aldığınız performansın biraz daha yükselmesine yardımcı olacaktır. Tabi burada şu dipnotu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz konusu Snapdragon 888'e gelen bir telefon olduğunda zaten oyun tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ki Realme bu cihazın soğutma sistemini de gayet başarılı bir şekilde tasarlamış. Uzun süreler oyun oynasanız dahi şöyle telefonu elinizde tuttuğunuzda herhangi bir ısınma, kasma, donma vesaire yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla telefonun oyun tarafında da beklediğiniz performansı sunduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi telefonumuzun arkasını çevirelim ve biraz da kamera detaylarından bahsedelim. Bu telefonda arkadaşlar arka yüzünde 64 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera bulunuyor. Buna 8 megapiksellik f2.3 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip makro kamera eşlik ediyor arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımızda bu kamera kurulumu kağıt üzerinde gayet başarılı gibi duruyor. Peki gerçekte bizlere nasıl fotoğraflar sunuyor? Dilerseniz şimdi Realme GT ile çektiğimiz fotoğraflara bir göz atalım. Evet, telefonumuzun fotoğraf tarafında hayli başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki, gelelim telefonumuzun video tarafındaki başarılarına. Bu cihaz bize video tarafında nasıl performans sunuyor? Kağıt üzerinde baktığımız zaman arkadaşlar 4K çözünürlükte 30 ve 60 FPS'te videolar çekebildiğimizi görebiliyoruz. Ayrıca çözünürlük 1080p'ye düştüğünde de 240 FPS'e kadar videolar çekmemiz mümkün oluyor. Peki gerçekte bu değerler bizlere nasıl bir karşılık sunuyor? Dilerseniz şimdi cihazla çektiğimiz videoya bir göz atalım. Evet, şu anda Realme GT'nin ana kamerasıyla bir video kaydı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ofisimizin şöyle adalar manzaralı balkonundan şöyle adalara doğru yakınlaşalım. Biraz hem telefonumuzun zoom performansını da birlikte görmüş olalım. Gördüğünüz gibi adaları ayağımıza kadar getirmiş olduk. Şöyle hemen uzaklaşalım. Bayağı da uzaktaymış aslında. Şöyle bir Atiye posteri var. Şöyle ona yakınlaşalım. 5X'de gördüğünüz gibi şu anda 5X'ün de gayet net bir şekilde Atiye'nin işaretini görebiliyoruz. Yani Realme GT'nin ana kamerasıyla çektiğiniz videolarda alacağınız performans bu şekilde. Evet, gelelim ön kameramıza arkadaşlar. Ön tarafta Realme bu telefonda 16 megapiksellik f2.5 diyafram aralığına sahip bir kamera kullanmış ki bu kameranın Realme 8 Pro'da kullanılan ön kamerayla aynı olduğunu belirtmem gerekiyor. İki cihazın kamerasıyla da arkadaşlar 1080p çözünürlükte 30 ya da 120 FPS'lik videolar kaydedebiliyorsunuz. Kameradan bahsettiğimize göre sıra geldi bataryamıza. Bu telefonda da yine aynı Realme 8 Pro'da olduğu gibi 4500 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Fakat burada önemli bir nüans var arkadaşlar. Bu cihaz 65 Watt hızlı şarj desteğini sizlere sunuyor. Burada dedik ya Realme GT diye.
Gerçekten GT ismini hak eden bir hız sunuyor bizlere. Telefonu şarja taktıktan sonra yaklaşık olarak yarım saat içerisinde %100 şarja ulaşıyor. Ben bu telefonu test ederken gerçekten hiç şarj sıkıntısı çekmedim. Yani şöyle boşta dururken bile telefonu şöyle bir şarja taksanız bir 10 dakika falan şarj olsa zaten direkt olarak hani böyle %60-%70'lere varıyor. Dolayısıyla şarj tarafında kullanıcılara hiçbir sıkıntı çıkarmadığını söyleyebilirim. Kaldı ki Snapdragon 888'e geldiği için önemli bir avantajı var. Nedir bu? Güç tüketimi çok düşük seviyelerde arkadaşlar. Dolayısıyla şarj süresinde de sizlere önemli artılar sunuyor. Peki şimdi iki telefondan da bahsettik sizlere. Gelelim bu telefonlarla ilgili yaptığımız bazı testlere. Evet arkadaşlar, Realme 8 Pro'da yaptığımız testlere göre 33 saatlik bir çağrı desteği sunuyor bizlere. Spotify ya da benzeri müzik uygulamalarında 82 saat. Oyun oynayacağım derseniz tabi bu oynadığınız oyuna bağlı olarak da değişen bir şey. Fakat biraz daha böyle işte Call of Duty Mobile gibi cihazı zorlayan oyunlarda 8 saatlik bir test sonucu verdi bizlere. YouTube ve benzeri video uygulamalarında ise arkadaşlar 20 saatlik bir sonuç verdi. Yani 20 saat boyunca bu telefonla ne yapabiliyorsunuz? Video izleyebiliyorsunuz. Gelelim ayrı bir testimize. Süper güç tasarrufu modu var malum. Bu modda arkadaşlar %5 pile geldiği zaman, yani piliniz sadece %5 olduğu zaman çağrı tarafında tam 98 dakikalık bir performans sunuyor size. Yani piliniz %5 kaldı, süper güç tasarrufu modunu aldınız, bir çağrı yaptınız, 98 dakikalık süre sunuyor. WhatsApp tarafında 102 dakika boyunca ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? İstediğinizde konuşabiliyorsunuz. Konuşma derken burada yazışmalardan bahsediyoruz. Görüntülü konuşma gelmesin aklınıza. Ben müzik dinleyeceğim diyorsanız da %5 süper güç tasarrufu modunda 4 saat boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan beklemek istiyorum diyorsanız, yani telefonum açık olsun, arayanları göreyim vesaire gibi bir kaygınız varsa da, o zaman 32 saat boyunca bu telefon açık kalıyor. Yani nereden baksanız 1,5 gün. Gelelim Realme GT'nin bizlere sunduğu pil özelliklerine. Realme GT de arkadaşlar aynı Realme 8 Pro'dakine benzer sonuçlar verdi bizlere. Tabi bunlarda kullanılan Yonga seti biraz daha gelişmiş olduğu için ne yapabilirsiniz? 1-2 tık daha süreleri uzatabilirsiniz. Yalnız oyun tarafında bazı özellikleri arttırırsanız bu 8 saatin altına düşeceğini unutmayın. Malum Snapdragon 720G ile Snapdragon 888'in sunduğu oyun performansı aynı olmuyor. Ne oluyor? FPS oranları, grafikler biraz daha yükseliyor vesaire. Bunlar tabii biraz daha pilin hızlı tükenmesine sebep olabilir. Ama ne yaparsanız işte biraz daha orta ayarları vesaire çekerseniz o zaman 8 saatinde üzerine çıkacaktır bu cihazdaki oyun performansınız. Genel itibariyle iki telefonun da kendi klasmanındaki rakiplere nazaran gayet başarılı işler çıkardığını söyleyebiliriz sizlere. Bunun yanında Realme GT'nin de gerçekten bir amiral gemisi özelliklerine sahip, fakat fiyatına bakınca orta segment bir cihazmış gibi göründüğünü söyleyebilirim. Eğer ben gerçekten güçlü bir telefon istiyorum ama fiyatı da uygun olsun diyorsanız Realme GT ilk düşüneceğiniz cihazlardan biri olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Sosyal medya kanallarımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.